Nelerden vazgeçtin? Çünkü evet kötü alışkanlıklarımız var bu hayatta ama senin gibi benim gibi her şeyi dert eden, empatiden fenalıklar geçiren insanların başka kötü alışkanlıkları da var yani duygusal anlamda. Ben hiç evlenmedim biliyorsun. Evet biliyorum. Birkaç ilişkimde evliliğin ucundan döndüm. Evet. Bilmem daha böyle... Pişman oldun mu evlenmediğine? Pişman olduğum anları da var tabii ki. Ama doğru kararı almışım dediğim... Teyit ettin. Tabii tabii yani... Bu ben olamazmışım o evliliğin içinde. Ben ne iyi bir eş olurmuşum ne de olacak değilse iyi bir baba olurmuşumu gördüğüm için. Daha fazla kimseyi yıpratmamak için, karşımdakini yıpratmamak için, kendimi yıpratmamak için. Kendim de önemliyim. Onun için galiba böyle denk geldi. Kader, kısmet derler ya bu işler. Fakat şey kısmı sonrasındaki daha duygusal oldum. Daha özenli oldum diyebilirim ilişkilere karşı. İyi misin? İyiyim. İyi görünüyorsun. İyiyim iyiyim çok iyiyim. Işıldıyorsun yani. Ya senin ışıltın bulaşıyordur bana. Yok gerçekten aslında şöyle bir şey oluyor. Hayatta başımıza tatsız bir şey geliyor ama o sonra senin aldığın ders diyeyim ona ya da aldığın... Ha anladım dediğin tabii işte, yerden. Tabii işte bir musibet bin nasihata bedeldir evet. diye bir sözümüz var ya. Evet. Hiç keşken var mıydı ve bunu yani o dört gün ya keşke şunu da yapsaydım ben yoksa eksik giderdim duygusuyla tamamladığın bir şey oldu mu? O eksiklikler hiç tamamlanmıyor ki. Ben ya. Biraz çalışma şevklisi bir adam olduğum için. Gene hani, işe mi verdin kendini? Tabii mı? Tabii hemen yani hemen. Hemen ama oradaki verdim. Listemiz yok mu ya orada şunları da yapayım gidip şununla da bir iki konuşayım gel buraya bir konuşacaklarımız var yarım kaldı. Ha var falan. Var var evet öyle konuşmalarım öyle oldu birkaç kişiye geçmişten birkaç kişinin karşısına dikildim ve ha? Hani onu sorduğunu anlamadım pardon. Evet. Evet öyle bir yüzleşmelerim oldu. İyi geldi mi? Çok iyi geldi. İşte bu güzel bir şey çok. Bence. Yani hep erteliyoruz. Büyük çünkü. Bir yükü omuzumdan attım. İçin için bir yerde üzgündüm öyle davrandığım için, öyle yaptığım için, öyle bir tavır aldığım için ve geçtim karşısına ya da çok yakınına anlatarak ona lütfen bunları söyle diye anlattığım, konuştuğum şeyler oldu. Durmadan çalışıyorsun. Yüzleşmeler, evet. Bunu da normal bulmuyorum. Ben gibisin çünkü. Yani benim gibi ve senin gibi çok insan var. Dolayısıyla arkadaşım sana söylüyorum, seyircim sen anla. Ben de durmadan çalışıyorum. Ve bunun hani psikoloğum da söylediği için söyleyebilirim rahatlıkla. Bir takım şeyleri düşünmemek için kendimizi, zihnimizi, bedenimizi yorma güdüsü tabii. olduğuyla barışmış durumdayım artık. Kendimizden kaçıyoruz işte o çalıştığımız evet. anlarda. Oynadığımız karakterlere sığınıyoruz. Kendimizin problemlerini unutuyoruz. Evet. Öyle bakıyorum mevzuya. Evet ama ben artık şey de dedim en son psikoloğuma Fatma Hanım'a. Yani belki dedim bu da bir iyileşme biçimi. Belki de böyle hani aslında yüzleşiyorum da hani tam da böyle karşılıklı oturmuyorum kendimle de. Hı hı. Yani aslında oturan da biriyim çok da insafsızlık yapmayayım. Ama yoğun olmak, çalışıyor olmak, üretiyor olmak daha bir evet hayattayım ve nefes alıyorum ve işe yarıyorum duygumu. Rahatlatıyormuş gibi geliyor. Sende kesinlikle. Ne bu yoğun çalışmanın karşılığı? Bende de boşa nefes tükettiğimi, boşa nefes alıp verdiğimi çalışmadığım zamanlarda hani bir hiçbir işe yaramadığımı düşünüyorum. Ki kendimi de o kadar boş tutmuyorum. Muhakkak evet. bir takım uğraşlarım oluyor. Ne bileyim o dönem bir diziyle anlaşmamışsam işte... neydi diyorum ben heykel yapmayı çok seviyordum, istiyordum diyorum. İşte heykel atölyesine katılıyorum, heykel dersleri alıyorum. İşte bu, şu eksiğim vardı diyorum, şunu biraz geliştireyim diyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Jonglörlüktü, işte top atıp evet, sektirmelerdi falan gibi şeyler yapıyorum. Uğraşlar buluyorum kendime. Ama tabii çalışmak başka türlü bizi zinde tutuyor. Daha ayık ve dinç tutuyor, genç tutuyor. Sana ne yalnız hissettirmiyor? Bana ne yalnız hissettirmiyor? Arkadaşlıklar, dostluklar yalnız hissettirmiyor.
Çok kalabalığım, çok kalabalık yaşayan bir insanım. Çok kalabalıklarla gezen, yaşayan, oturan, kalkan bir insanım. Yaptığım iş de öyle. Kalabalıkların karşısına çıkıyorum. İşimi icra ediyorum. Çok fazla yalnız kalamıyorum. Hiç mi? Hiç gibi neredeyse. Ha. Tabii yani bir yalnızlığa düştüğümü hissettiğim anda hemen telefon çıkıyor. Ne yapıyorsun, evde misin, gelsene işte ben şeyim şudur budur. Ya o geliyor ya ben gidiyorum ya işte birileriyle olmayı seviyorum. Yalnız oturup kendi başıma yemek bile yiyemiyorum. Ben severim mesela yalnız. Ya var bunu yapabilen insanlar ve çok imreniyorum. Yalnız başına sinemaya gidiyorlar, evet, yalnız ben başına. Ben tatile gitmeyi çok severim yalnız mesela. Hiç hayatta yapmadım öyle bir şey. Gerçekten evet. O kadar güzel ki. Ondan mı evlenmiyorsun? Yok, bir şeyden evlenmiyorum değil. Neden evlenmiyorsun? İşte demin dedim ya, o olmayacağını anladığım için. Benim için evlilik şuydu. Ne? Annem ve babam... Merakımdan soruyorum, zorunda tabii, değilsin. Tabii tabii, hayır. Ki anlatayım. Zaten bence herkes evlenmek zorunda değil. Mümkünse de evlenmesin. Elbette, de. Elbette, kesinlikle. Buna çok iknaayım mesela. Benim ben. İçin evlilik çok zor. Kutsaldı. Çocuk da çok annem, kutsaldı. Baba? Annem babam hep bir yaşadılar, ayrılmadılar, boşanmadılar. Doğup büyüdüm. Bırak ailemde boşanma olmayışını, sülalemde de bir boşanma vakası olmadı. Ha. Bırak sülalemi, mahallemde de büyüdüğüm arkada, çocukluk arkadaşlarımın tamam. arasında da herhangi bir boşanmış ailenin çocuğu yoktu. O yüzden çok bilinçlisin. Dolayısıyla benim için çok şeydi bu durum. Hani aman olmazsa boşanırız. Yapabileceksen arkadaşım çık o yola, evet, yapamayacaksan o yola, çıkma. O yolculuğa, o yürek varsa çıkalım ama yoksa yarı yolda işte şey yapacaksak, kaynatacaksak, aman olmadı beceremedik diyeceksek beceremediğimizi de başta görelim, bilelim. Anladım. Aslında daha doğru bir bilinç, biliyor musun? Bilmiyorum ne kadar doğru. Öyle diye diye işte geldik bu yaşa. Hayır, zora da gelmeme hali bu aslında biraz da. Yani ben seni seven bir kadın ya da sevgilin olsam... Bozulurum yani, bu kadar seviyoruz birbirimizi, bir ilişki yaşıyoruz. Zora mı gelemiyorsun? Ne olacak? Bir virajı mı dönemeyeceksin benimle? Evliliğin içinde inişler olacak, çıkışlar olacak. Tabii ki. Hani yol ayrımları olacak ama mesele oradan o virajı el ele dönebilmek. Evlilik öyle güçlenerek aynen, devam öyle. Edebilen bir kurum. Beceremiyorsan tabii beceremiyorsun da becerebilmek niyetiyle yola çıkıyorsun. Orada da sana aşık biri için tabii şey, uyuz bir şey bu yani. Zora mı gelemiyorsun duygusu yaratır. Yani neyi öngörüyorsun ya da baştan? Bir sürü nedenler haklısın. Var, bir sürü şeyler oluyor. Çünkü gerçekten hiç boşanmamış bir çevrenin içinde büyümek de insana başka bir bilinç getiriyor. Hmm. Ben mesela daha iddialı bir şey düşünüyorum. Her insanın da anne baba olmaması gerektiğini düşünüyorum mesela. Kesinlikle. Yani çocuğu bir statü olarak gören, işte çocuğuna göre hayatını kurmayacaksa ya da çocuğu için hayatı kurup da ben sana ömrümü verdim şimdi sıra sende diyecek bir anne baba olacaksan hiç olma mesela gibi. Yani gerçekten haz alacaksan, keyif duyacaksan anne baba olmak gerektiğini de düşünen biri olduğum için. Çok fazla hak iddia ediyoruz çocuklarımızın evet, üzerinde. Çok. Evet, bir anne baba olmanın bir hakkı vardır muhakkak ama bence onun yok. Hayatı üzerinde bence de yok. Yok. Onun hayatı üzerinde, onun seçimleri üzerinde, onun yolculuğu üzerinde evet. çok fazla müdahale etme yetkimiz aynen. yok. Yani yol gösterebiliriz. Aynen, korumak, kollamak, evet. doğruyu ve yanlışı göstermek ve evet. ondan sonrası direksiyonda biz olmamız. Kim ne kadar gösterirsen de o yanlışa gidecekse, yapacaksa yapacak, o onu öyle öğrenecek. Hepimiz yapmadık Hepimiz. Mı? Yaptık. Aynen.